Arkadaşlar tekrar merhaba. Ekim dikim videolarımıza devam ediyorum. Bahara hazırlık videolarımıza. Bu Echeveria sitifukumyanaları topraklarından arındırıp yeni torflara dikeceğim arkadaşlar. Yine aynı saksılara dikip formlarını kaybetmesinler diye eve çıkarmak üzere hemen saksılarından çıkarıp altındaki kurumuş toprakları temizliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kurumuş yaprakları da temizleyeceğim. Bakın toprağı gayet sertleşmiş. Bunlar satışta arkadaşlar. Bakın çok çok güzeller. Şöyle göstereyim. Ama bu güzel renklerini yitirmemeleri için tabii ki dükkanda uzun süre bekletemem. Bunlardan da 2 palet vardı arkadaşlar. 18'lik 2 palet 36 taneydi. Şu anda sadece 5-6 tane kaldı satışta. Bunlardan edinmediyseniz kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Sipariş vermek için 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından bana ulaşabilirsiniz. Hemen alttaki kurumuş yapraklarını da şöyle yanımda çöp kutumda var. Şu şekilde hemen temizleyeyim. Bu dikim işlemlerini bitirip sonra dükkanı köşe bucak bir temizlemem lazım. Çünkü birkaç gündür sürekli ekim dikim yapıyorum. Bayağı bir ortalığı dağıttım. Evet, bu yaprağımız da kurumuş. Alttaki yaprakları, aralardakileri temizliyorum ki herhangi bir hastalık, unlu bit vesaire olmasın. Her zaman söylüyorum. Bunlar unlu bit için zemin hazırlar. Bakın bu şekilde. Hemen şu paletimizi alayım. Temizlediklerimi paletin içine sıralayacağım arkadaşlar. Şöyle. Hepsi yavrulu arkadaşlar. Çok yavrulamayı seven bir tür. Bakın alttan bunun da her tarafından yavru veriyor. Granovyalar da arkadaşlar, birçoğunu eve çıkarmıştım. Ondan da çok sayıda almıştım. Açık havada birkaç gündür duruyor. Suladım da biraz. Hepsi altlarından yavru vermişler. Onu da bir tane örneğini göstereceğim size. Yavrular evde ama Granovya'nın hangi türü olduğunu göstereceğim. Tam onların gelişme zamanı şimdi. En çok geliştikleri dönem. Çok sıcaklarda ve çok soğuklarda uykuya geçiyorlar. Bilmiyorsanız buradan söylemiş olayım. Onları da satışta görebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi yavrulu, yani aşağı yukarı hepsinin altında yavru vermiş, bir tane iki tane. Onların da tamamının saksısını herhalde değişmem gerekecek. Çünkü elimde tekrar gelmez diye. Çünkü bir tür bol sayıda geliyor, sonra uzun süre gelmeyebiliyor. O yüzden bulmuşken çok sayıda alıyorum. Neredeydi Granovya? Hemen bir saniye bulup geliyorum arkadaşlar. Evet, bu türümüz arkadaşlar. Yaprakları çizgili olan türü Granovya'nın. Hemen sökme işlemine devam ediyorum. Çok bol yavru verdiği için yaprak kurutuyor arkadaşlar. Enerjisini yavrulara harcadığı için alttaki yaprakları çok çabuk kuruyabiliyor. Evet, bunun da temizleme işlemini yaptım. Merhaba. Teşekkür ederim. Ne zaman video çeksem siz denk geliyorsunuz. Allah'ın aşkına şey evet. Olur. Hani videom açık şu anda. Ay, olsun, önemli değil. Nasılsınız? İyiyim valla. Karşınızda birisi var mı yoksa siz? Ben böyle bir kaktüs bakıyorum. Öyle bir kaktüs. Şu anda var mı elimde? Yok ama getiririm önümüzdeki hafta. Tamam, getireyim. Bunlar böyle güzel çiçek açıyor. Benim yıllar öncesinden vardı, biliyor musunuz?
Doğrudur. Evet. Yani onlar güzel. Genellikle bütün kaktüsler açıyor da. Evet. Böyle. Şu neymiş bunun adı? Kaynana topuzuymuş. Kaynana topuzu halk arasında söylenen ismi. He. Bakayım ona, ne renk çiçeği? Beyaz. Pembe böyle. Küçük bir pembe. Pembesi de oluyor, beyazı da oluyor. Hı. Böyle. Tamam, getiririm onu haftaya. Olur, zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Sağ olun. Nasılsa uğruyorsunuz gelip geçerken. Uğruyorum valla. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ olun. Artık videoyu kesmedim. Böylece devam ettim. Arkadaşlar bilmiyorum, sıkılıyor musunuz, izliyor musunuz zevkle? Ben bunları yaparken çok mutlu oluyorum. Hem de yaparken videoya çekip sizlerle de paylaşmak istedim. Şurada da var bazı kuru yapraklar ama alt kısmı sağlam ve yavruyla bağlantılı. O yüzden onları almayacağım. Yavruları yerinden oynatmak istemiyorum. Evet, şimdi hemen toprağımıza, yeni toprağımıza dikmeye başlayacağım. Şöyle saksılarımızı çabuk çabuk dolduruyorum. 3, 4, 5 tane, bir tanesini dikmiştim zaten. Bu arada video çekerken de telefonum duruyor. Bir yandan telefon çaldı, onu cevapladım. Şunu biraz daha uyuğunu şöyle açacağım. Yani tabii ki bunları biraz daha büyük saksıya dikmek lazım ama şu anda yine 9 santim saksılara dikiyorum. Çünkü koyacak yerim yok. Bakın ne kadar gelişmiş kökleri, yavruları. Şöyle göstereyim. Çok çok sağlıklılar arkadaşlar. Çok güzel renkleri var. Kökler dışarıda kalmasın. Şöyle sıkıştıralım. Hatta bunun kenarlarından biraz daha toprak ilave edeceğim. Bu da çok muhteşem. Bitmiş hallerimi de sizlerle paylaşacağım az sonra. Hepsini bir arada. Evet, gerçekten bunlar 10,5 santim saksıya, hatta 12 santim saksıya bile dikilebilecek büyüklükte. Alan arkadaşlar saksı boyunu büyütsün. Çünkü çabuk yavruluyor arkadaşlar. Zaten altları yavru dolu. Çok güzel gelişecektir ve yazın sıcakta güneşte arkadaşlar gül formu alacak. Kapanacaklar. Çok çok güzel olacaklar. Gerçekten çok sevdiğim bir tür, tavsiye ederim. Elimde de çok az sayıda kaldı. Bittiği zaman çok üzüleceksiniz. Devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çok sayıda almıştım. Birçok arkadaşımızı sahiplendirdim. İnşallah onlar da güle güle sağlıkla büyütürler. Hemen her taraf yine toprak içinde. Şu paletimi alayım. Bunları da palete dizeyim. Evet, bu lotusların yanına bunları da diziyorum. Bu şekilde paletle koyduğum zaman yer tutmuyor. Biliyorsunuz mermerlerimin önü
çok geniş camlarımın önüne çok geniş mermerlerim var. Bu rahatlıkla böyle bir palet sığabiliyor. Yan yana diziyorum arkadaşlar. Altı da delik olduğu için yağmur da yağsa sıkıntı olmuyor. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.